Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu Risale-i Nur dersinde 7. şuadan tahkiki iman dersi yapacağız. Konumuz Cenab-ı Hakk'ın varlığının hakikati. İman hakikatlerini delilleri ile bilmek her Müslümana vaciptir. İman hakikatlerini öğrenmek vacip bir ilimdir. Biz de bu sebeple bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat edeceğiz. İzahını yapmaya çalışacağım bölüm şurası. Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu ve ezeliyetini ve ihatalı sıfatlarını azametleri için kabul etmeyen adam, ya hadsiz mevcudata, belki nihayetsiz zerrelere o vücubu vücudu ve ezeliyeti ve uluhiyet sıfatlarını vermekle küfrüne itikat edebilir. Veyahut ahmak sofestailer gibi hem kendini hem kainatın vücudunu inkar ve nefi etmekle akıldan istifa etmelidir. Evet, bu dersimizde anlamaya çalışacağımız bölüm burası. Bir daha baştan toparlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu, evet, birinci mesele Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudu. Allah'ın vücubu vücudunu inkar eden bir kimse Cenab-ı Hakk'ın mahluklarına, hatta zerrelere ve atomlara Cenab-ı Hakk'a ait olan vücubu vücudu vermekle küfrüne itikat edebilir. Peki vücubu vücut nedir? Yokluğu da imkansızı da vücut mertebesi olarak kabul edersek, vücut mertebeleri üçe ayrılır. Bir vacip, iki mümkün, üç mümteni. Mesela bir heykel tıraşı düşünelim, bir heykel yaptı. Heykelin vücut mertebesi mümkündür. Yani olabilir ya da olmayabilir. Olması için, varlık alemine çıkması için bir ustaya ihtiyacı var. Heykelin vücut mertebesi mümkün iken, heykelin ustasının vücut mertebesi vaciptir. Evet, o usta olmaksızın o heykel vücut bulamaz. Heykelin ustasız olması ise mümteni, yani imkansızdır. Şimdi bizler heykeli gördükten sonra heykel tıraşı inkar edersek, o zaman vücut mertebesi mümkün olan o heykele, heykel tıraşa ait olan vaciplik mertebesini vermek ve heykelin vücut mertebesi olarak vücubu vücudu kabul etmek zorunda kalırız. Ya da mesela elimdeki kalem ile
önündeki kitaba bir A harfi yazdığımda A harfinin vücut mertebesi mümkündür. A'ya mümkünü vücut denilir. Olabilirdi ya da olmayabilirdi. Bir dakika önce yoktu, şimdi var. Silersek yok olacak. Varlığı ve yokluğu harici bir sebebe bağlı. A harfinin vücut mertebesi mümkünü vücut iken, A harfinin katibi olan benim vücut mertebem vacibül vücuttur. Ben olmasaydım A harfi olmazdı. Yani ben A harfinin mevcudiyeti için vacib. A harfinin katipsiz varlık alemine çıkması ise mümtenidir, imkansızdır. Şimdi sayfamda A harfi var. Eğer ben inkar edilirsem o zaman A harfini vacibul vücut kabul etmek lazım gelir. Sebebi şudur. Eğer A harfini mümkün kabul edersek vücut mertebesi olarak mümkünül vücuda sahip olduğunu kabul edersek vücut mertebesi mümkün olan her varlık bir vacibi gerektirir. Heykelin heykeltıraşı A harfinin katibi gerektirdiği gibi. Eğer biz A harfinin katibini inkar etmek istiyorsak A'ya mümkünül vücut diyemeyiz. Çünkü mümkünül vücut dediğimizde bir vacibül vücudu aramak zorunda kalacağız. İşte şu kainat da baştan sona yazılmış bir kitaptır. Misalimizdeki heykel gibi Cenab-ı Hakk'ın bir sanatıdır. Bir zamanlar yoktu, varlık alemine çıktı. Vücut mertebesi mümkünül vücuttu. Eğer Cenab-ı Hakk'ı inkar edersek, o zaman aleme, içindeki mahluklara mümkünü vücut diyemeyiz. Çünkü mümkün dediğimizde her mümkün varlık alemine çıkmak için bir vacibe ihtiyaç duyduğundan dolayı bir vacip aramak zorunda kalacağız. Ama Allah kabul edilmiyor. Vacibul vücut olarak Allah reddediliyor. O zaman ne yapılmak zorunda? Cenab-ı Hakk'ın vacibul vücut sıfatını mümkünül vücut olan şu aleme vermek ve alemi vacibul vücut kabul etmek zorunda kalacağız. Birincisi bu. İki, peki vücubu vücudu verdikten sonra başka neyi vermek zorunda ve ezeliyeti vermek zorunda? Ezeliyeti vermeden küfrüne itikat edemez. Ezeliyeti niye vermek zorunda? Sebebi şu. Bir şey ya ezelidir ya hadistir. Ya yaratılmamıştır, ezeliyeti vardır, zamanlardan münezzehti ya da hadistir, sonradan yaratılmıştır. Bu ikisinin ortası yoktur. Eğer sonradan yaratılmış ise, yani hadis ise, bir muhdise sonradan yaratıcıya muhtaçtır. Mesela yine ben kalemimle önümdeki sayfaya kendi adımı yazdım. Sinan. Önümdeki yazı hadistir.
sonradan yaratılmıştır. Her sonradan yaratılan bir muhdise onu sonradan yaratan zata muhtaçtır. Şimdi önümdeki Sinan yazısının katibi olan beni inkar etmek istiyorsak ne yapmak zorundayız? O yazıya ezeliyeti vermek zorundayız. Demeliyiz ki o yazı yaratılmadı ki bir yaratıcıya ihtiyacı olsun. O yazı ezelde vardı. İşte Cenab-ı Hakk'ı inkar etmeye çalışan kafirler niçin madde ezelidir diyorlar? Sebebi bu. Çünkü maddenin ezeliyeti inkar edilirse maddeye hadis demek zorunda kalacağız. Her hadisin bir muhdise, yani her yaratılmışın bir yaratıcıya, her sanat eserinin bir sanatkara, her nakışın bir nakkaşa, her fiilin bir faile muhtaç olması gibi, o zaman bu alemin de bir muhdise, yani yaratıcıya mecbur ve muhtaç olduğunu kabul etmek zorunda kalırız. İşte bu sırdandır ki kelam alimleri Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat ederken maddenin ezeli olamayacağını ispat etmeye çalışmışlar ve hudus delilini ortaya sunmuşlardır. Çünkü maddenin ezeli olamayacağı ispat edildiğinde hadis olduğu kabul edilmek zorunda kalınır. Madem hadistir, o zaman onun varlığını yokluğuna tercih eden bir muhdisin olması zaruridir. İşte Cenab-ı Hakk'ı inkar eden kimse neyi kabul etmek zorunda? Bir, Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu bütün eşyaya, hatta atomlara vermek zorunda. İki, eşyayı, maddeyi, her bir mahluku ve mahlukları oluşturan atomları ezeli kabul etmek zorunda. Ne kadar acayiptir ki Cenab-ı Hakk'ın ezeliyetini kabul edemiyor, aklına sığıştıramıyor ama aynı ezeliyeti ezeliyete bütün bütün münafi ve muhalif olan maddeye verebiliyor. Allah hakkında ezeliyet sıfatını kabul edemeyen nasıl olur da göz önünde yaratılan ve hadis olduğu delile bile ihtiyacı olmayan maddeye ezeliyeti verebilir? 3. Aleme, alemdeki her bir eşyaya ve her bir atoma Cenab-ı Hakk'ın uluhiyet sıfatlarını vermelidir. Bakın, bu acayip bir muhaldir. Birinci ve ikinci muhalden daha büyük ve daha imkansız bir iştir. Mesela yine elimdeki kalemle önümdeki sayfaya bir A harfi yazdığımı kabul edelim. Eğer katip olarak ben inkar edilirsem, bakın, A harfinde hangi sıfatlar gözüküyor? 1. A harfinin varlığı yokluğuna tercih edilmiş. Demek ki A harfinin katibi irade sahibi olmalı. 2. A harfi manalı bir harf, bir karalama değil. Manalı bir harfi yazabilmek için A harfinin katibinde ilim olmalı. 3. İlim ile birlikte katibin kudreti olmalı, kuvveti olmalı. Mesela katibin iradesi olsaydı
A harfinin varlığını tercih etseydi, ilmi de olsaydı, A harfini nasıl yazacağını bilseydi. Ama mesela felçli olsa, kudreti olmasa, sayfada bir A harfi gözükür mü? Gözükmez. Demek kudreti de olmalı. Ve bütün bunlardan önce hayat sahibi olmalı. Çünkü hayatı olmayanın iradesi olamaz, ilmi olamaz, kudreti olamaz. Hikmeti olmalı. Çünkü bu A harfi mükemmel yazılmış. Bir menfaat takip edilmiş. Daha bunlar gibi. A harfinin katibinde onlarca sıfat olmalı. Bu sıfatlar olmaksızın A harfi vücut bulamaz. Şimdi, A harfi vücuduyla ve lisan-ı haliyle diyor ki, bana katip olacak zatın hayatı olmalı, iradesi olmalı, varlığımı tercih etmeli, ilmi olmalı, nasıl yazacağını bilmeli, kudreti olmalı, sayfada çalışabilmeli, hikmeti olmalı, bir faydayı takip etmeli ve bunlar gibi onlarca sıfatı olmalı diyor. Ben inkar edilirsem şu kabul edilmek zorunda. Ya bu kaleme, ya mürekkebe, ya da sayfaya, yani sebeplere bu sıfatları vermek zorundayız. Demeliyiz ki eğer bu ayı bu kalem yazmışsa, bu kalemin hayatı var, iradesi var, ilmi var, kudreti var, hikmeti var ve diğer sıfatları var. Yok, bu A harfini mürekkebin kendisi yazdıysa, o zaman bu sıfatlar mürekkebe ait. Eğer sayfa yapmışsa, bu sıfatlar sayfaya ait. Bir sıfat varsa, muhakkak ki mevsufu, o sıfatı taşıyan birisi olmalı. Bir isim varsa, muhakkak ki o ismin bir müsemması olmalı. Şimdi gözümüz önünde bir A harfi var. A harfinin vücut bulabilmesi için katibinde bulunmak zorunda olan sıfatlar var ve bizler A harfine bir katip arıyoruz. Ben olabilirim, kalem olabilir, sayfa olabilir, mürekkep olabilir. Eğer beni inkar ederseniz, o zaman diğerlerine bana ait olan sıfatları vermek zorundasınız. Aynen bunun gibi. Cenab-ı Hak da kudret kalemiyle kainat kitabını yazmış. Bu kitapta her an sıfatlar tecelli ediyor. Allah'ın güzel isimleri tecelli ediyor. Mesela bir çiçeği hayal edelim. Çiçek yoktu, var oldu. Onu var eden zatta irade olmalı. İradesi olması için evvela hayat sahibi olmalı. Demek hay sıfatı olmalı. Çiçeği nasıl yapacağını bilmeli. Demek alim olmalı. Çiçeği yoktan icat edebilecek kudrette olmalı. Çiçekte ne kadar çok maslahat ve menfaat var. Hakim olmalı. Çiçek nakış nakış süslenmiş, müzeyyin, süsleyen olmalı. Çiçek ne kadar güzel boyanmış, mülevvin olmalı. Çiçek her an besleniyor. Onu yapan zat Rezzak, rızık veren olmalı, kerim olmalı. Saymakla bitmez. O çiçek varlığı ile ve lisan-ı haliyle diyor ki, benim vücut bulmam, benim yokluktan varlık alemine çıkabilmem için
Katibimde bu ve bunlar gibi onlarca sıfat olmalı. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı inkar ettik. Bu sıfatların ve isimlerin sahibi olarak haşa Cenab-ı Hakk'ı kabul etmedik. Peki bu sıfatları ne yapacağız? Kime vereceğiz? Sıfatları inkar edemeyiz. Çünkü ortada çiçek var. Çiçekte bu sıfatlar gözüküyor. Sıfatları inkar etmek için birazdan gelecek çiçeği inkar etmek lazım. Ama çiçek önümüzde. Peki bu sıfatlar kime ait? O zaman diyeceğiz ki bu sıfatlar toprağındır. Çiçeği eğer toprak yaptıysa toprak haydır, irade sahibidir, ilim sahibidir, kudret sahibidir, hikmet sahibidir ve keza. Yok çiçeği atomlar yaptıysa o zaman atomlar haydır, irade sahibidir, kudret sahibidir, hikmet sahibidir, alimdir, semidir, basirdir ve keza. Eğer çiçeği sebepler yaptıysa bu sıfatlara sebepler sahiptir. Bakın ortada sanatlı bir eser var ve sanatlı bir eserin vücut bulması için katibinin, sanatkarının, failinin sahip olmak zorunda olduğu sıfatlar var. Ve bu sıfatlara bir mevsuf lazım. İşte Cenab-ı Hakk'ı inkar eden kimse kainata, içindeki eşyaya ve atomlara bir, Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu, iki, ezeliyetini vermek zorunda olduğu gibi, üç, Cenab-ı Hakk'ın ihatalı sıfatlarını da vermek zorundadır. Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul etmedi, Allah'ın varlığını ve birliğini aklına, kalbine sığıştıramadı. Ama gördünüz, zerreler adedince ilahları kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü Allah dediğimizde vacibul vücut olan, ezeli olan ve nihayetsiz sıfatları olan zat aklımıza gelir. Siz Allah'ın vücubu vücudunu, ezeliyetini ve ihatalı sıfatlarını atomlara verdiğinizde o zaman atomları kabul etmek zorunda kalırsınız ilah olarak. Ne oldu? Bir tek Allah kabul edemedi. Kainattaki eşya adedince, hatta üstadımızın ifadesiyle zerreler adedince, atomlar adedince ilahları kabul etmek zorunda kaldı. Şuraya kadar bir cümleyle özetleyeyim ki son cümleyi öyle okuyacağım. Cenab-ı Hakk'ı inkar eden bir kimse iki şeyden birini yapmalı. Bir, Allah'ın vücubu vücudunu ve ezeliyetini ve ihatalı alemi kuşatan nihayetsiz sıfatlarını eşyaya ve atomlara vermeli. Ancak böyle küfrüne itikat edebilir. Yahut ahmak sofestailer gibi hem kendini hem de kainatın vücudunu inkar etmekle akıldan istifa etmelidir. Allah'ı inkar etmek işte bu kadar zor. Bir kimse Allah'ı inkar ettiğinde şu kainatta, şu alemde ne kadar mahluk var, mevcut var, hepsi parmağını onun kör olası gözüne sokar. Der ki biz hadisiz, bizi kim yarattı? Derler ki bizde ilimden tut kudrete, hikmetten tut iradeye kadar onlarca sıfat gözüküyor. Bu sıfatların sahibi kim? Bu sıfatların mevsufu kim? Demek ki Allah'ı inkar etmek bu kadar zor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena
İnneke entel alimul hakim. Allahümme tegabben minna bi hurmetil Fatiha.